Merhaba sevgili seyirciler. Peygamberler adlı konumuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz konunun ismi Allah'ın isimleri. Bu konuda bize destek verecek misafirimiz konuğumuz Tamer Bey. Kendileri şu anda burada. Tamer Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Herkesin ismi var. Mesela benim ismim Tamer. Ben merak ettim, neden Tamer? Tamer'in bir anlamı var mı? Bir sürü kitaplar var. İnternette, kitap evlerinde kaynak bulabiliyorsunuz. Ve Tamer ismi tam er veya tam bir erkek veya tam bir asker anlamına geliyor. Yani tam dediğimiz zaman tamamlanmış. Yani bir nevi dört dörtlük, mükemmel gibi. Ama ben öyle birisi değilim. Ama biliyoruz ki Yüce Allah peygamberler aracılığıyla kendisini tanıtıyor. Peygamberler aracılığıyla kendi isimlerini de bildiriyor. Ve görüyoruz ki mesela Mezmur kitabında, Davut peygamberin yazdığı Zebur kitabında, orada 95. Mezmur 3. ayette şöyle diyor. Çünkü Rab ulu Allah'tır. Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. Yani Yüce Allah gerçekten uludur. Ve bunun gibi bir sürü ayetler var. Sadece Mezmurlarda, Zebur kitabında değil. Ayrıca bunu görüyoruz ki gerçekten 2. Samuel kitabında, Nehemiya kitabında, Titus kitabında Allah'ın ulu, her şeyden üstün olduğunu bize net ve açık söylüyor. Dolayısıyla eğer biz ibadet edeceksek, bir kişiyi hayatımızda birinci yeri ona teslim edeceksek, kalbimizin tahtını ona teslim edeceksek, o da tek olan ulu Allah'tır. Ona ibadet etmemiz lazım. Onun ismini yüceltmemiz lazım. Ona gerçekten yüceltmemiz lazım. Aynen Zebur kitabında Davut peygamber yaptığı gibi. Evet, gerçekten söylediğiniz gibi Allah'ın da kendi isimleri vardır ve bu isimlerde biz nerede görmekteyiz? Onun verdiği insanlara sözünde vardır. Bu sözde biz okuduğumuz zaman Allah'ın isimlerine karşılaşıyoruz ve onlardan birisine şu anda siz de paylaşmış olduğunuz ulu ismiyle, evet. Ve başka isimler hakkında da kutsal kitapta, hı-hı, görmekteyiz. Hatta daha önce bununla alakalı programlarımızı da seyircilerimiz belki seyretmişlerdir. O kadar çok ismi var ki Allah'ın isimleri aslında Allah'ın hakkında bilgileri vermektir. Onun karakterini göstermektir. Nasıl bir Allah olduğunu isimlere baktığımızda gerçekten görmüş oluyoruz. Evet, bugün bakacağımız birkaç isme dokunmak istiyorum. O da ilk isminin benim söylemektedir Allah. Ben benim olduğunu tanıtmaya çalışıyor insanlara ve Mısır'dan çıkışta kitabında 3. bölümde 14. ayette şöyle söylüyor kendi bu ismi, evet, hakkında benim dediğinde. Allah ben benim dedi. Beni size ben benim diyen gönderdi. Bunu Musa bize peygamber Allah söylediği ona bu isimden bize aktarmış, evet, oluyor ve nasıl bir Allah olduğunu göstermektedir, değil mi? Kesinlikle. Ve ayrıca de biliyoruz ki Yüce Allah kutsal kitapta farklı isimlerle geçiyor. Mesela orada bizim bir semavi babamız olarak geçiyor. Yani fiziksel olarak bir baba değil tabii ki. O bizi yarattı ve yaratarak bir semavi anlamda, mecazi anlamda bizim yaratıcımız olduğu için mecazi anlamda da bir göksel, semavi bir baba olarak bize tanıtıyor. Yani öyle bir Allah ki nasıl bir baba evladını seviyorsa Yüce Allah da bizi yarattığı için o bizi seviyor. Ve ayrıca de biliyor musunuz? Şöyle diyor Yeşaya kitabında 63. bölüm 16. ayette. Yeşaya peygamber şöyle diyor Allah için. Bir dua ediyor Allah'a ve dua ederken diyor babamız sensin diyor. Yüce Allah'a sesleniyor. İbrahim'in bizi tanımasa da sensin bizim babamız. Yani evet. Dolayısıyla peygamber dediği gibi, Yeşaya peygamber dediği gibi bizim Yüce Allah'ımız sadece benim olarak kalmıyor. Ayrıca da bizim gökteki semavi babamız. Yani bizi baba gibi seven bir, hatta babadan da fazla seven bir Allah. Biz
iyi işler yapsak, kötü işler yapsak, kötü işler yaparsak tabii ki Yüce Allah üzülüyor. O kesin ve net. Ama o bizi seviyor. Hiçbir güç Allah'ın gücünden üstün değildir. Hiçbir kimse Allah'tan daha üstün olamaz. Hiçbir güç Allah'ı bizi sevmeye devam etmesinden onu vazgeçtiremez. Gerçekten öyle bir harika, yüce, bir sevecen bir Allah'tır. Evet, gerçekten söylediğiniz gibi Allah bir babadır ve evet, bir evladın babaya ihtiyacı vardır. Ondan gücü almak, onun yardımıyla hayatta kalmak için bir sürü durumlara ihtiyacı vardır. Ve şunu söylemek istiyorum ki Allah benim demek dediğinde ben varım demek. Evet. Ben varım dediğinde onun başlangıcı veya sonu aramaya gerek kalmıyor bize. Yani Allah her zaman vardır, tabii, var olduğunu gösteriyor ve biz insanlar olarak bizi yaratan Allah bizim hayatta kalmamız için bazı dediğim gibi şeylere ihtiyacımız vardı. Ne gibi onlar? Yiyeceğe, suya, havaya, uykuya, dinlenmeye ki güç alalım ayakta, evet, kalmamız için. Fakat Allah'ın bu tür durumlara hiç ihtiyacı yoktur. Allah kendisi bir güçtür ve gücün ne kadar güçlü olduğunu biz bazen bunu unutuyoruz, onu küçümsüyoruz. Maalesef onu söylüyorum ama Allah yarattığı zaman sadece söylemiş oluyor ve söylediğine güç o kadar büyük ve biz bunu anlayamıyoruz. Nasıl bu gerçekleşiyor, nasıl var oluyor bu durum? Bundan dolayı bunu görmekteyiz ki Allah hiçbir şeyden bir şey yaratmaktadır. Hiçbir şeyden var etmiş oluyor. O kendinden var olanları benim söylemektedir. Evet, ayrıca de Yüce Allah sadece benim kalmıyor. Evet. Daha önce söylediğimiz gibi İbranice'de aslında o kelime Abba kelimesi. Evet. O da baba anlamına geliyor. Evet. Gerçekten Yüce Allah için o bizim babamızdır. Ayrıca bu sadece Eski Ahit'te, sadece Tevrat'ta geçmiyor. Zebur kitabında geçmiyor. Ayrıca İncil'de de bu şekilde bize tanıtılıyor. Yüce Allah ya İsa Mesih'e sorduklarına nasıl dua edebiliriz? O da onlara söyledi. Siz o diğer uluslar gibi, putperestler gibi yapmayın diyor. Çünkü diyor onlar çok kelime konuşup, çok kelime böyle hatta anlamsız da olsa çok kelimeler söyleyip sanki Yüce Allah'ı onların ihtiyaçlarına cevap vermesi için ikna edeceklerini zannediyorlardı. Oysa diyor bakın Allah öyle biri değil. Allah sevgi dolu, merhamet dolu bir Allah'tır. Ondan dolayı o ayette diyor bakın diyor nasıl sizin ihtiyaçlarınızı bir baba biliyorsa semavi babanız da sizin ihtiyaçlarınızı bilmiyor mu diyor. Evet. Ondan dolayı dua ederken aslında bir alışveriş listesiyle babacığım ben şunu 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 istiyorum diye bir listeyle çıkmak doğru olmaz diyor İsa Mesih ve diyor o bir semavi baba. Dolayısıyla o baba oluyorsa göksel semavi baban oluyorsa o zaman ne yapman lazım? Sen de onun evladın olman lazım. Evladın olman için kimdir onun evlatları? Allah'ı kalbinde birinci yerini teslim eden, Allah'ı kalbinin tahtına oturmasını ve onu yönlendirmesini müsaade eden herkes o zaman Allah'ın evladı oluyor. Eğer birisi Allah tarafından yönlendiriliyorsa, Allah'ın yolunda yürüyorsa odur onun ruhsal ve manevi anlamda evlatları. Aynı şekilde baba içinde. O da bizim semavi babamız ve aynı şekilde bütün kutsal kitapta böyle söylüyor. O gerçek anlamda bizi seviyor bir baba sevgisiyle. Evet. Farklı bir isme bakacak olursak ve bu ismi evet, de kutsal kitapta görmekteyiz. Evet benim unvanını görmüş olduk. Tabii. Ama Yahve kelimesini baktığımız zaman, bulduğumuz zaman kutsal kitapta daha önce sizin de söylediğiniz gibi bu aslında evet, isim sessiz harflerden oluşan bir hı-hı, isim ve tabii bizim Türkçemizde sadece sessiz harfleri kullanmıyoruz. Ayrıca sesli harfleri de muhakkak onu söylemek için bunu ihtiyaç duyuyoruz söylemekte. Bundan dolayı da bizim dilimizde Türkçe'de diyebiliriz, hı-hı, Yahve diyebiliriz ya da Yahve
Yahva, Yuhve daha önce dediğiniz gibi bu üç sessiz harfi birleştirmek evet bizim için zordur. Eskiden çok evvelden Allah'ın ismini söylendiği zaman insanlar hatta kalkıp ayağa söylemekteydiler. Ayrıca başörtüsü varsa şapka birçok ünlü sanatçılar gibi bu insanlar vardılar. Newton bile bu konuda kalktığında şapkasını çıkarıyordu Allah'ın ismini söyleyerek. Yani bu kadar bu isme saygı duyuyordu. Bu şekilde baktığımız zaman insanlar Allah'ın ismini fazla söylemek istemiyorlardı. Ayrıca Kutsal Kitap şunu da söylüyor. Allah'ın ismi söylendiği zaman melekler yüzlerini kapatıyorlar kanatlarıyla. Çünkü isim kutsaldır. Ama biz insanlar maalesef Allah'ın ismini o kadar sık sık söylüyoruz ve bazen bunu o kadar saygısızca söylemekteyiz ki ne kadar değerlini olduğunu unutup onu değersiz bir yere koymuş oluyoruz. Allah'ın ismini söyleyerek biz içimizde kıpırdaması gerekiyor. Biz heyecanla, sevgiyle onu kıracak şekilde söylememeliyiz. Onun hakkında konuştuğumuz zaman üzmeyecek bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Bu şekilde biz davranacak olursak Allah'ın o zaman ne kadar saygılı olduğunu davrandığımıza göstermiş olacağız. Evet, biz insanlar isimler kullanıyoruz değil mi? Tabii, kesinlikle. Ve başka bir isim, bakın Yüce Allah peygamberler aracılığıyla mesela Tevrat kitabında Musa peygamber aracılığıyla daha başka bir isim kendisini söylüyor ve tanıtıyor. Nedir o? Yakın Allah. Nerede bunu görüyoruz? Tabii ki bunu yasanın tekrarı 4. bölüm 7. ayette Tevrat da aslında Musa peygamber bize Allah için söylüyorken bakın diyor. Bizim Allah'ımız diğer ulusların olduğu gibi değil. Bizim Allah'ımız yakın Allah. Bize yakın olan Allah. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki insanlar günde 3, 5, 7 birçok kez dua edebilirler. Aslında Yüce Allah 3, 5, 7 vesaire dua etmekle sınırlı kalmak istemiyor. Allah sürekli bizimle sohbet etmek istiyor. Yani ben sadece duayla Allah'la bağlantı içinde olmamı beklemiyor Yüce Allah. Ben gün boyunca sürekli onunla sohbet etmeye, onunla konuşmaya, evet, kalbimde onu ona yer vermeye ve o beni yönlendirsin. Yani bir şey ne olursa olsun Allah'ım ben bunu böyle yapsam ve böyle konuşsam, yani bunlar kötü şeyler değil. Gerçekten. Hatta bir örnek vereceğim. Bir vatandaş, Allah'a iman eden bir kişi şöyle yapıyormuş. Arabayla yolculuk edecek. Yani bu biraz şey olabilir. Abartı gelebilir. Kendisi arabayla yolculuk edeceği zaman şöyle yapıyormuş. Bakınıyormuş etrafta onu bakan var mı, yoksa gidiyormuş. Diğer kapıyı açıyormuş. Şoförün yanındaki kapıyı sanki Allah'a yer veriyormuş gibi. Bu sembolik tabii yapıyor. Evet. Sonra kapatıyor. Sonra oturuyor ve yol boyunca onunla sohbet ediyor. Allah'ım diyor. Yani tabii ki sağındaki kimse yok. Allah zaten onun kalbinde. Evet. Ve dolayısıyla konuşuyor. Allah'ım ben şöyle düşünüyorum. Allah'ım şöyle yapalım. Ve böyle tartışıyor, sohbet ediyor. Yani Allah gerçekten yakın bir Allah ve herkese yardım etmeye hazır bir Allah. Evet, çok teşekkürler bilgiler için. Sevgili seyirciler, Allah'ın isimlerini araştırmaya, görmeye ve onu tanımaya daha yakın devam edeceğiz. Ne zaman? Kısa bir aradan sonra bizimle kalın.